Düşünsene TL'nin bu kadar hızla, süper bir hızla mesela Venezuela'daki şeye de gelecek yani, o da belli. %1 milyon enflasyon vardı orada. %1 milyon. Yani öyle bir şeyde kimsenin elinde tutmak istemediği sıcak patates denilen İngilizce, hot potato tutulmak, evet, öyle bir tabir deyim var. Aynen öyle. Yani öyle bir noktaya geldiği zaman yine bu sefer aslında her şeyin çok ucuz olduğu. Ama neyle ölçüyorsun? Yani TL ile ölçersen pahalı. Diyorsun evler pahalı, her şey pahalı. Ama TL ile ölçtüğü için. Ama onda değil. Başka bir gerçek değer ölçsen pahalı değil aslında yani. Biz fakirleştik. Evet. Şimdi o kriz ortamı geldiğinde bu sefer mutlaka dediğin gibi onun yerine bir alternatifinin koyulması lazım. Peki o alternatif ne olacak? Farklı olacak mı? Şöyle, o noktada da yani bu işten çıkış çözüm iki tane temel, aslına bakarsanız hani yöntem söyleyebiliriz. Yeni para sürmek ya yine başka bir itibari para yeniden, yani arzı yine artırılabilir olan, bu kısa vadede hiper enflasyondan çıkarır. Ama orta ve uzun vadede bu yine aynı noktaya Türkiye'yi geri getirir. Ve bu sefer şöyle bir eksisi var. Tekrardan bu noktaya geldiğimizde, bir daha bu değişimi yapmak istediğimizde bu sefer inandırıcılığı da bu işin kalmayacaktır vesaire vesaire. Bundan da ziyade enflasyon dediğimiz bu konseptten, enflasyonist sistemden, Keynesyen sistemden tam manasıyla kurtulmak istiyorsak, karşılığı olan arzı sabit, arzı yükseltilemeyecek sağlam, sabit paraya, bir para ortaya koymamız gerekir. Bu bildiğiniz üzere işte dolar için altın standardıdır. Ne kadar altın rezervin varsa o kadar doların vardı ve daha da yükseğini örneğin piyasaya süremiyordun, arz edemiyordun. Altına bağlıydı. Türkiye'nin altın rezervleri bu kadar yok. Bir madene bağlanmasının sebebi madenin arzının kısıtlı olması ve işte başına bir şey gelemiyor olması. Örneğin direkt tarımsal bir ürüne bağladığınızda mevsimden mevsime değişebilirken madende böyle bir durum yok. Türkiye'nin rezervinin ne fazla olduğu madenlere bakıyorsunuz. İlk şey yaptığımızda bor geliyor akla. Yani bu şeyin mantıksız bir tarafı yok. Benim kanaatim pek çok seçenek var. Sadece bor ile bunu sabitlemek zorunda değilsiniz. Ama yeni çıkacak, piyasaya sürülecek bir paranın örneğin bor miktarına sabitlenmesi, yani Türk bor lirası diye diyebilirsiniz. Nasıl ki altın standardı, bor standardı gibi. Bununla bu enflasyonist anlayıştan Türkiye'nin çıkması gerekir. Şimdi bununla birlikte neler gelecek? Bunlar da mühim. Bugün Afrika'da biliyorsunuz Fransa'ya karşı son dönemlerde isyanlar var. Çok insanlar bunu anlayamıyor. Afrika'daki insanlar Fransız Merkez Bankası'na bağlı. Frangı kullanıyorlar. Kendi paraları yok. Yani dolayısıyla bütün bu bahsettiğimiz Merkez Bankası'nın bu sömürü, gelir adaletsizliği şeyi orada da işliyor. Pandemiden sonra tüm dünyada arz yükselmesiyle beraber bunu çok daha sert bir şekilde hissettiler. Ve aslına bakarsanız en temel sebepler de buydu. Fransa'ya karşı çok çeşitli Afrika ülkelerinde ayaklanmaya kalkışılmasının sebebi vesaire. İşin özü. Yani bu da büyük bir etmendi. Ve bu ülkeler Türk bayrağıyla vesaire bu protestoları gerçekleştiriyorlar. Şimdi siz piyasaya tüm dünyadaki bu kabul edilmiş ve çökmesi de çok yakın olan bu sistemin öncül davranıp bir arzı sabit parayla ortaya koyarsanız, bu coğrafyalarda, Afrika'da eskiden olduğu gibi, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Indoçin'inde vesaire rezerv para olacaktır çok hızlı bir şekilde bu para. Çünkü nasıl bugün Bitcoin'in değeri var, nasıl arzı kısıtlı olan paranın değeri var. İnsanlar buna talep gösterecektir. Dolayısıyla sürekli deflasyon yaşayan, sürekli değer kazanan, cebimizde tuttuğumuzda değer kaybetmeyen, aksine değer kazanacak olan ve olması gereken de budur. İnsanlık gelişir. İnsanlık geliştikçe bazı şeyleri geçmişe göre daha ucuz bir şekilde alır. Benim dedem benden daha ucuza ev alabilmesi normal değildir. Yani bunu kabul etmenin bir manası yok. Doğal olan sisteme dönüş ile birlikte Türkiye ancak bu şekilde hiperenflasyon içerisinden işin özü çıkabilir.